Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın 8 ay süren sürpriz ilişkisi önceki yıl Ekim ayında bitmişti. Erşan Kuneri dizisinin ardından Isaac'le Bir Gece filminin çekimlerini tamamlayan ünlü komedyen, geçen çarşamba Zincirlikuyu'daki bir gösteri merkezinde tiyatro oyunu izlemeye gitti. Serenay Sarıkaya da aynı saatlerde başrolünü oynadığı Alice müzikali için başka bir salonda sahnedeydi. Oyunların bitiminin ardından iki eski sevgili mekanda düzenlenen after party'de tesadüfen karşılaştı. Arkadaşlarıyla sohbet eden Cem Yılmaz bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek "Hayatım" diye seslendi. Güzel oyuncu da "Hayatım" mı karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisinin yanına gitti. Koyu bir sohbeti dalan ikili daha sonra etkinlikten ayrıldı. Serenay Hanım. Hayır, haberler sizde. Cem Yılmaz'la bugün karşılaştığınız bir "Hayatım" demesi, sizin de "Hayatım" mı deyip yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu Serenay Hanım? Çok komik şey. Oyundan geldim, yorgunum vallahi. Neler söyleyeceksiniz ama hani birlikte de eğlendiniz. Cem Bey'in hayatımda birisi vardı, size "canım hayatım" dedi efendim. Aylardır oyuncu Seda Akman'la aşk yaşayan Cem Yılmaz evine girerken görüntülendi. Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. İyi akşamlar Cem Bey. Serenay Hanım içeride "hayatım" diye seslenmişsiniz. Buzları eritip ilişkiye başladınız mı tekrardan? Hayırlı olsun diyelim mi? Neler söylemek istersiniz? Peki, teşekkürler, iyi akşamlar. Cem Yılmaz geçen salı ise yakın dostu Gökhan Özoğuz'un başrolünü oynadığı, Ömer Faruk Sorans'a yönettiği "Kendi Yolunda" filminin galasına katıldı. Gaza, gider, bir merdiven röportajı yapıyoruz. Cem Bey'le bizlere gidiyor. Önce filmle ilgili ne söyleyeceksiniz? Valla Ömer'le Gökhan'ın çok güzel bir film yaptıklarını düşünüyorum. Zaten pandemiden önce çekmişlerdi. Çok güzel, sıcak bir hikaye olduğunu biliyorum. Bakalım hayırlısı. Sinemalarda biliyorsun şu sıralarda çok seyircinin çok güzel filmler de var. Evet, ne yazık ki ama yani tatsız olaylar oluyor onun için. Geçen hafta giren ilk iki Türk filmi çok güzel filmlerdi ama az izlendiler. İnşallah kırılır, düzelir yani. Cem Yılmaz yeni filmi Isaac'le Bir Gece'nin yakın zamanda seyirciyle buluşacağını söyledi. Erşan Kuneri'nin başarısı artık tartışılmaz. Evet. Çok güzel, devam ediyor. Evet, bu sene de işte önümüzdeki günlerde bir film yaptık, onu bitirdik yakın zamanda. Bakalım. Sen kaderi alt eden. Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi hakkında alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Yılmaz da attığı şu tweetle duruma isyan etmişti. "Bin dert var ama ben yine görevimi yapayım. Bir dernek 25 yıldır yapıldığı gibi beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş. İddia da ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek, seni ciddiyete davet ediyorum ama sen bilirsin." Dava açıldığıyla ilgili bir haber okudum. Evet, doğru. Öyleymiş. Sağlık olsun. Bilmiyorum yani işte. Eğlenceli bir dünyada yaşıyoruz. Ünlü komedyen geçen haftalarda beraber görüntülendiği yeni sevgilisi Seda Akman hakkındaysa konuşmak istemedi. Cem Yılmaz tıpkı bir önceki sevgilisi Rüya Demirbulut gibi Seda Akman'a da son çektiği projesine rol vermişti. Burası çok kalabalık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beraber görüntülendiniz. Öte yandan ünlü komedyen 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. yılını kutladığı gecenin açılış konuşmasını yaptı. Ali Koç'un eşi Nebahar Koç'la beraber katıldığı gecenin ünlü davetlileri arasında Tolga Sarıtaş ve Nejat İşler de vardı. Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gecede 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Fenerbahçe Stadı'nın adının Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini istediklerini açıkladı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal'e olan hayranlığı nedeniyle oğlunun adını Kemal koyan Cem Yılmaz da bu güzel haberin ardından coşkuyla sahneye çıktı. Allah'ım, bu ne mutluluk. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir haberden sonra sahneye çıkıyorum. Stadımızın yeni ismi hayırlı uğurlu olsun. Yılmaz sahnede başka meslektaşlarına gönderme yapmayı da ihmal etmedi. İyi ki Fenerbahçeliyim. Bu tabii sizin için de bir, yani hepimiz için win-win. Eğer Fenerli olmasaydım bugün böyle yan sanayi bir komedyenle idare etmek zorunda kalabilirdiniz. Win win. Gecede usta müzisyen Fahir Atakoğlu'yla Mor ve Ötesi grubu da sahne aldı. Bak dinledim seni, dokunmadım sana.